Sabahtan beri canımız çıktı. Merve'nin de benimle. Zor bir gündü herhalde. Hem de nasıl. Bu işteki en zor günlerimden biriydi diyebilirim. Keşke yardım etseydim size. Yardım ediyorsun zaten. Naz'la ilgileniyorsun ya. Gözüm arkada kalmıyor. Bu benim için her şeyden daha önemli. Biz yakında birlikte geleceğiz Naz'la zaten. Full time yani. İkinize tek maaş veririm ona göre. Benim için fark etmez de Naz kabul eder mi bilmiyorum. Sen hiç merak etme. İki oyuncağı tavlarım ben. Ama kesinlikle kanguru olmaz. Hiç vazgeçmiyorsunuz değil mi? Senin de bir türlü vazgeçemediğin şeyler var. Ne gibi mesela? Mesela... Habire siz demekten vazgeçemiyorsun. Bir de Fırat Bey meselesi var. Fırat Bey, Fırat Bey. Ama ben böyle alışınca... Ben de Naz'ın bakıcılarını 15 gündür göndermeye alışmıştım ama... Görüyorsun alışkanlıklar değişiyor. Tamam, söylememeye çalışacağım. Çalışacağım ne? Fırat Bey... Gittiğin zaman o kadar emindim ki geri döneceğinden. Merve'ye de söyledim. Dönecek dedim. Mutlaka dönecek. Erol beni yalnız bırakmaz. Bırakmadım zaten. Her şeyi bitirip geldim. Ama 8 sene sonra geldin. 8 senede 5 tane kart aldım senden. O kadar. Çalışıyordum. İkimiz için. Önce başarmak zorundaydım. Başardım Eylül. Kimsenin yanında çalışmak zorunda değilsin artık. Nasıl istersen öyle yaşayacaksın bundan sonra. Ne istersen onu yapacaksın. Keşke o kadar kolay olsaydı. O kadar kolay. Hiçbir şey umurumda değil. Sana hala deli gibi aşığım ben. Hala aşığım ve hala deliyim. Biliyorum, zamanın az. O yüzden hemen toparlıyorum. Benimle evlenir misin? Teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Dün akşam yer ayırtmıştım bugün için. Evet, rezervasyon numaranızı alayım lütfen. Ödemeniz kredi kartı mı, nakit mi Eylül Hanım? Nakit. Nakit. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Fırat Bey odasında mı acaba? Hayır efendim, kafede, bahçede. Teşekkür ederim. Bunlar kalabilir mi? Tabii.
Yani beni bunun için mi çağırdınız? Evet. Bugün senin doğum günün ablacığım, unutma. Vallahi unutmuştum. Aa, patronum geldi. Ay, ben bakayım. Doğum günün kutlu olsun Eylül. Sen de mi işin içindeydin yoksa? Ben zaten biliyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Estağfurullah. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kutlarım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ne demek kızım? Allah uzun ömürler versin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Levent Bey. Merhaba. Buyurun. Şöyle buyurun. Şöyle gel alayım size. Siz de şöyle. Nice yıllara Eylül'cüğüm. Buyurun. Teşekkür ederim turna. Çocuklar nerede? İşte geliyorlar. Eda geldi. Nice senelere Eylül. Müdür baba pastayı aldı mı acaba? Almıştır ama sana asla yerini söylemez. İstesem bulurum ama rejimdeyim. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili hoş Eylül kızımızın kızlar doğum gününü güzel beraber kutlayalım istedik. Bu işi ben organize etmiş görünüyorum. Yani herkes öyle biliyor. Ama aslında ben bu işin taşeronuyum. Bizim haylaz çocuklardan biri bizi alet etti. Kendisi sürpriz yapmak için saklanıyor. Hayırlı bir iş olduğu için peki dedim. Eylül'ün ve hepimizin çok yakından tanıdığı çok eski bir kızımızı sürpriz olarak getirmiş. En iyisi lafı ben fazla uzatmadan kendisini çağırayım. Gel evladım. İçinden bir tanesini al. Bunlar ne? Yükselen burcum bunlardan birinde. Ama öyle olmaz ki. Olur olur. Benim doğum saatimi de böyle belirledik. Annemle babam farklı şeyler söyleyince ben de Levent'ten bana bunu yapmasını istedim. Saat 5 çıkmıştı. Ne çıktı? Yengeç. Güzel. Artık senin de bir yükselenin var. Vay be. Artık benim de yükselen burcum var. O kadar kolay ha? Tabii. Sen bana sorun söyle, ben çözeyim. Peki, yengeç burcunun özellikleri ne? Bana uyuyor mu bakalım? Kesinlikle. Bir kere çok iyi niyetli. Sakin. Ama inatçı. Dikbaşlı. Seyahati çok sever. Özellikle de Kıbrıs taraflarını. Atıyorsun. Kim? Ben mi atıyorum? Yengeç burcunun karakteri sakindir. Uysaldır. Söyleneni yapar. Çalışkan. Saf derecesinde iyi niyetlidir. Allah Allah. Ben karıştırdım o zaman. Tamam, ver onu. Niye? Bu senin burcun değil o zaman. Yenisini çekeceksin. Hayır. Aman. Aman. Belli işte. Safım ben.